Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından çadır satan Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık, Kızılay'a bağlı şirketlerin yönetim kurulundan da ayrıldı. Huzur hakkı adı altında ücret alınan şirketlerin başına Menzil tarikatı mensubu Fatma Meriç Yılmaz geçti. Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Yani Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Ve süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Tüm tepkilere rağmen istifa etmedi. Erdoğan üzüldüm deyince istifa kararı aldı. Eski Kızılay Başkanı Kızılay'a bağlı 12 şirketin de başındaydı. O şirketlerden ayrıldı. Şimdi hem yerine menzilci bir isim gelecek hem de 300 bin liranın üzerinde maaş almayacak. Hayat konforumuzu, zihin konforumuzu, vicdan konforumuzu pek bozmak istemeyiz. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa edince yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın onayıyla Fatma Meriç Yılmaz'ın geleceği iddia edilmişti. Yılmaz'ın yeni Kızılay Başkanı olduğu kesinleşti. Kurum yönetimi 9 Temmuz'daki olağanüstü toplantıda yeni başkan olarak Fatma Meriç Yılmaz'ı seçecek. Yılmaz, Kınık'ın istifası üzerine vekaleten başkan seçilmişti. Kızılay'ın varlığından beri 150 yıllık hikayesinde kadınlar hep var. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde holdinge dönüştürülen Kızılay'ın 12 şirketinin yönetim kurulunda olan Kerem Kınık'ın yönetim kurulundan ayrıldığı açıklandı. Kınık'ın bu şirketlerden 300 bin liranın üzerinde maaş aldığı belirtiliyordu. Kınık'ın yerine bu göreve de Fatma Meriç Yılmaz getirildi. Fatma Meriç Yılmaz dikkat çekici bir isim. Yılmaz'ın 2011'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesine torpille girdiği öne sürülmüştü. Haber noter tasdikli torpil kadrosu başlığıyla iktidara yakın akşam gazetesinde yayımlanmıştı. Öncelikle bir tanışalım isterseniz. Ben Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Genel Başkan Yardımcısıyım.